Supiye Orancı, Türkiye günlerdir bu ismi ve hayatlarındaki belirsizlikleri ortadan kaldırmak isteyen kızlarını konuşuyor. Peki ne oldu? Usta oyuncu Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu Müge Anlı'ya başvurdu. Hem geçmişindeki sırları hem de adı Uğur Dündar'a açtığı babalık davasıyla duyulan diğer kız kardeşi Dilara Gülatan'ın babasının gerçekte kim olduğu sorusuna yanıt arıyordu. Konuyla alakalı bugün de gündeme oturan yeni iddialar vardı. Yıllarca filmlerini seyrettiğimiz adamın babam olduğunu öğrendim. Annem, bana lütfen ulaş. Müge Anlı'ya çıkmak son noktaydı. Gel lütfen. Anneyi bulduk. Hemen adrese gitti, kapıyı çaldı. Benim çocuklarım kimseye ilgilendirmez dedi. Gel yüzünü göstersene, anlatsana, kızlarım haklı desene. Davamızı biz yaptık zaten. Bu süreçte de davamız devam ediyor. Kabul etmiyorsunuz siz yani Adli Tıp Kurumu'nun verdiği raporu. Annem de başka insan söylemedi. Annesinin babaları da bu diyecek. Evet bu kadar ya. Babanın başka bir sanatçı olduğunu söylüyor. Bana bunu Supiye söyledi dedim. Size bu ismi Supiye Hanım mı verdi? Evet. Ya şu düştüğümüz duruma inanamıyorum gerçekten Müge ablacığım. Ben gerçekten inanamıyorum. Ben de anlayamıyorum. Ya. Ben annemi bulmak istiyordum. Babamın Metin Akpınar olduğunu öğrendim. Babam gitti beni bir gecelik ilişki olarak herkese anlattı. Ya siz çok şey çaldınız ya. Herkesin biyolojik anne babasını öğrenme hakkı vardır. Bunu söylemek zorunda olan da annedir. Evet. Annesinin babaları da bu diyecek. Evet bu kadar ya. Şu dört tane kız çocuğu var. Anneleri ortada yok. Annelerine günlerdir sesleniyoruz. Anne bizi izliyor. Anne ortaya çıkmak istemiyor. Şimdi bu kızlar da diyorlar ki tamam anne sen hani öyle yapıyorsun. Ama bizim babalarımız kim? Bu çocukların babası da ünlü birileri çıkmış ikizlerin. Şimdi diğer iki kız kardeş de diyor ki bizim babamız kim? Zeynep Hanım telefon attığımızda dün yayınımızın son dakikası bağlanmıştı. Etiler'de misal Levaz'ın çıkışında kalıyordu. Ben size bir isim vermiştim. Orada ona doğum günü yapmıştı o şahıs. Bu ünlü yine bir sinema sanatçısından evet, bahsediyorsunuz. O adam yüzünden cezaevine girdi. Yani o doğum günü yapan kişiden dolayı mı cezaevine girdin? Evet. Şöyle bir şey söylediniz Zeynep Hanım. Dediniz ki Dilara'nın babası o kişi. Ondan çocuğum var diyordu. Yani ona doğum günü yapan kişiden çocuğum olduğunu söylüyordu. Evet kendisi bunu söyledi. O Yeşilçam artistinden çocuğum var dedi. Evet Müge Hanım. Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara'nın nüfustaki kaydında baba adı bölümünde de anne Supiye Orancı'nın sözlü olarak beyan ettiği Erol ismi kayıtlı. Hepimize aynı isim verildi. Erol diye birini tanıyor musunuz? Yok. Tanımıyoruz. Çok sır küpü olaylar var. Ben bazı şeyleri biliyorum. Annenin Erol Simavi'yi de mi tanıdığını düşünüyorsun? Evet. Dallas. Annemin çıkmamasının nedeni korkuları. Zeynep Hanım'ın dediği daha iyi arkadaşı dediği hanımefendi de telefon attığımızda. Bayrampaşa cezaevinde. Evet, evet. Oradan tanıyorum. Supiye ile beraber kalmışsınız, evet. Kizlerin olduğunu ve Metin Akpınar'dan olduğunu bahsetmişti. Ve iki tane daha çocuğum var demişti. Ama bir tanesini de o Yeşilçam artist olandan söylemişti. Şu telefonu da alayım. Hilal Hanım annenle Almanya'dan tanışıyor. Biliyorsunuz bu konuda. Ve dört çocuğundan bahsetti bana ki biz defalarca sohbet ettik. Eşi de bilmiyordu. Sadece Türklerden kaçan bir kadın vardı. Diyor ki kendini burada yani Almanlaşmak istiyor çocuğuna. Vaftiz töreni yaptı. Hiç çocuklarından da bahsetmedi. Çok güzel bir hayatı var. Duygu aramasın mı yani annesini? Ay Müge ablacığım o cevabı verecek benim annem. Ama hanımefendi siz böyle sustukça yani bu kızlar da o mu onu dedi, bu mu bunu dediğinin peşine düştükçe bakın siz kızlarınızı bu sefer ortaya atıyorsunuz. Bir hanımefendi telefon attığımızda. Ben Supiye'nin aslında çocukluk arkadaşıyım. Erol da işte bu mahallenin delikanlısıydı o zamanlar. Bununla çıktı bir süre. Ondan işte bir çocuğu olduğunu duyduk. Tamam. Bir erkek çocuğu olarak doğduğunu biliyorum. Sizin annem, bilmediğiniz bir abiniz olmuş. Olduğunu söylüyor aslında. Bir bebeğin erkek çocuğu olduğuna emin misiniz? İşte şöyle bir şey, ben hiçbirini görmedim. Sadece Supiye'nin bir çocuğu olmuş. İşte Erol'ların evine bırakmış, gitmiş diye duydum. Bir seslen annene. İyi ol, bana ulaş, bize ulaş ve bize gerçekleri anlat. Sadece bu kadar